Şimdi OBP'si 62. Bu bine girme hedefi aklıma düşünce dedim acaba matematiğe falan da çalışıp zorlayabilir miyim? Sonra dedim ki zaten TET denemesi çözmekten biraz korkuyordum. Hepsini YouTube'dan izleyerek yani izleyip not tuttum. Dershaneye gitmedin değil mi? İnsanların onlara neyi yapıp yapamayacağını söylemesine de izin vermesinler. Herkese selamlar, herkese merhabalar. Mücadele Öyküleri 2021 serisinde yeni bir sözelci öğrencimizle birlikteyiz. Yalnız bu öğrenci biraz daha farklı. Şimdi OBP'si 62. Yani rezil, çok kötü. Kızmıyorsun değil mi? Yok hocam, estağfurullah. Matematiği 0. Yani hiç mi? Hiç yok. Matematik yerle bir. Bir önceki sıralaması 96.000. Yani evet. Gitmiş iyice. Ama bu sene 1600 gibi bir sıralama var. Evet. Tebrik ediyorum. Hakikaten çok güzel bir sıralama çekici. Murat, nasıl bir duygu? Hocam iyi bir duygu. Böyle motive oluyorsun. Hani kendinden bunu beklemediğin zaman bir de sonuçla karşılaşınca hani böyle yapabilirim gibisinden oluyor yani motive. Sevinçten ağlattı diyebilir miyiz böyle? Hayır. Yoksa? Biraz böyle kanepenin üzerinde zıplıyordum falan. Annem dedi yani delirdin mi diye. Senin devamını getirmeyeyim. O kadar oldu. Peki 96 binle yolculuğa başladın. Hedef bu kadar çekmek miydi yoksa hani 10 bin gelse falan diye nasıl başladın yolculuğa? Ya ben aslında şey istiyordum. Hani İstanbul'da Türkçe öğretmenliği gelsin yeter kafasındaydım. Çalışmaya başlamadan önce de yani OBP'nin de kötü olduğunu farkındaydım. Dedim ki yani 5 bine falan alsın. İstanbul garanti olsun. Bu şeyle yola çıkmıyor evet. Ama 5 binlerde falan herhalde kurtarabilirim. Bir ara şey demiştim. Özel bir üniversite vardı adını vermeyeyim. Tamam. Böyle burs veriyordu. Bayağı yüksek mevla. Ben de dedim acaba dedim böyle bine zorlayabilir miyim buraya gitmek için? Sonra dedim yani yapamam dedim. 62 OBP var dedim. Bu kadar matematik falan yok dedim. Bıraktım. Şu anki aklınla peki şey der misin böyle? Ya şu anki aklım olsaydı binden de ötesini isterdim der miydin? İsterdim. Zaten sınav anında heyecan olmuştu. Eve geldiğimde saydım. 3 tane falan yani çok net bildiğim sorular vardı. Eve geldiğimde fark ettim. Yani yanlış yaptım. Yani o heyecan anında yanlış okudum. Olabiliyor. Heyecan oldu. Zaten geçen sene biraz heyecan olmuştu da yani bu sene de oldu. Geçen sene heyecandan gitmemiş ama. Bakıyoruz. Yani, ya tabii daha iyi olmazdı da en fazla hani 96 bin ise 60 bin gelirdi. 50 bin gelirdi. Belki olabilirdi. Yine işime yaramıyordu. Peki o zaman bu şekilde yolculuk başladı evet. Kafanda bu düşüncelerle. Yaz dönemi. Geçen yılın yaz dönemini nasıl geçtiğini biraz konuşalım mı? Oradaki şimdi netlerin zaten artık çok ortada. Evet. Konular vesaire en baştan hepsine bir daha başladın. Nereden nasıl başladın? Yaz döneminin sonuna doğru bir konuşalım isterim. Ya sonuçları gördükten sonra ilk senemde yani kötü olduğunu anlayınca biraz kafa dinleyeyim dedim. İşte kafa dinledim. O sırada altyapı hazırlamaya çalıştım. Hani çözeceğim kaynaklar, izleyeceğim kanallar falan bunları ayarlamaya çalıştım. Sonra Eylül oldu. Tam başlayacağım. Telefona video yüklüyordum. Evde internet yoktu. Ben de bütün YouTube kanallarının videolarını oraya yüklemeye çalıştım. Dışarıda hepsini teker evet, teker indirdim. Biraz öyle oldu. Evet. Çok güzel ama ya. Vallahi helal olsun. Onu yaptım. Tam videolar bitti. Bir tarihsizlik oldu. Telefon gitti. Telefon da gitti bu evet. Sefer. Sonra? 2 hafta falan telefonun yapılmasını bekledim. Ondan sonra başladım. Başlamadan önce bir TET denemesi çözdüm. Bir daha TET çözdüm. Yani netleri yazdım. Süper. Nerede olduğumu görmek için. Bu çok önemli biliyor musun? Ben 2022 tayfaya şu an yalvarıyorum resmen. Diyorum ki bakın şu anda sizin netlerinizi, renklerinizi belirlememiz lazım. Döneme başlarken bile nerede olduğumuzu bilirsek gideceğimiz evet. Yer ona göre kestiririz. Tabii. Sen zaten bunu otomatikman yapmışsın. Aslında çok fazladan net değiştiğini şey yapmıyordum. Kaç hani, geldi hatırlıyor musun? İlk şey mi? TYT mi AYT mi? İkisi de. TYT 43 gelmişti. 43. AYT de 58 gelmişti. Ona çok üzüldüm. Yani 58 madem geliyorsun geçen sene gelsen ne işe yarasaydı. Yani ona üzüldüm ama bir de bayağı mesela 58 geldi. Çalışıyorum çalışıyorum. Hala aynı geliyor. 62 geliyor. 58 geliyor. 56'yı gördüm. Son zamanları da son bir hafta kala daha yeni böyle 65 üzerine çıkmıştım. Ya oradan sonra en iyi denemem zaten bir kere 72 görmüştüm AYT'de. Onun haricinde en iyisi buydu zaten. O ilerleyen aylarda oldu ama. Son bir hafta. Değil mi? Son bir hafta evet. Kalatta. Peki o zaman sen yaz dönemi resmen dinlendin, istirahat evet. Ettin, sonuçları bekledin vesaire. Eylül'de başladım dedin. Doğru mudur? Evet, Eylül sonuna doğruydu. Eylül sonuna o da telefonla evet. Alakalı yaşadıklarımızdan ötürü dedin ki elinde kaynak belki vardır ama çözmeye de üşendim. Test mi? Testler olabilir vesaire. Kaynak vardı da yani dedim ki hani çalışmaya başlayacağım tam olsun, eksik bir şey kalmasın, sonradan uğraştırmasın diye. Tam öğrenci cümlesi bu. Her şey bir tam olsun başlayacağım falan diye. Olsun ama iyi başlamışsın ondan evet. Sonra. Peki Eylül'de başladık yandan. Eylül, Ekim, Kasım. O dönemlere doğru ilerleyelim. Yeni evet. Bir 3 aylık bir dönem. Tamam. Orada ne yaptın? AYT ile beraber mi götürüyordun? Tek başına mı? Biraz bunları anlatsana. Şimdi zaten matematik fen falan çözmediğim için TYT'ye başlarken dil bilgisi, TYT coğrafya, işte felsefe bunlara başladım. Bunların yanında tarih çok uzun geldi. Mesela TYT tarihi, AYT tarihi diye ikiye ayrılıyor. Dedim ki şimdi TYT tarihe çalışmak biraz zaman kaybı geldi. Sonuç itibariyle ikisi de aynı konular. Direkt olarak AYT tarihi aldım. Dil bilgisiyle coğrafyanın yanına. O şekilde ilerledim. Ocak ayında da TYT coğrafya bitti. AYT coğrafyaya başladım. Bunun yanında zaten tarihte pek ilerlemiştim. Bir de edebiyata başladım Ocak gibi. Edebiyata Ocak'ta başladım. Evet. Peki edebiyata güvendiğin için mi Ocak'ta başladın? Edebiyata çok fazla güveniyordum. Yani geçen sene
19'a 5 gelmişti. O 5 yanlışın 3 tanesi zaten paragraftı. 2 tanesini de yani biraz şey olacak böyle kibirmiş gibi algılanabilir ama yani onlar da dikkatsizlik hatası olduğunu söyleyebilirim. Ocak'ta başladın o zaman. Geriye kalan aylarda diyorsun ki zaten edebiyat telafi edilebilir ettin de. Şey hiç mi aklına gelmedi süreç boyunca matematiğe de bir yerde baksam falan hiç böyle olmadı mı? Ya dedim yani bu bine girme hedefi aklıma düşünce dedim acaba matematiğe falan da çalışıp zorlayabilir miyim? Sonra dedim ki zaten 1000 de gelse 500 de gelse 10.000 de gelse aynı şeyi yazacağım. Bu ABP'de de biraz da sıkıntı dedim. Hiç matematiğe falan bakmadım. Aslında aklımda vardı yani. Zaman yetseydi bu bir hafta falan değil böyle bir ay iki ay gibi zaman kalsaydı şey yapacaktım. TYT matematiğe biraz bakacaktım. Biraz daha bakılabilir diyorsun. Ama yani memnunum sonuç olarak. Süper. Peki son aylara doğru yaklaşıyoruz şöyle. Evet. Sen resmen aslında bizim gözümüzde turuncuyla başlamış böyle 40 civar netlerle başlamış. Son aylara geldik böyle. Neredeyiz? Mart, Nisan, Mayıs. Hani bizim böyle yükseliş dönemi dediğimiz o dönemler. Evet. O aylardaki netlerini hatırlıyor musun? TYT'de, AYT'de. Ya TYT'de Türkçe'ye başladığımda 28-30 civarıydı. Onu 35'e sabitlemeye çalıştım. 35'e sabitlenmedi ama yani genel olarak o civarlarda geliyordu. Türkçe'yi yükselttim. Edebiyat en iyi olduğum ders demiştim. O dönemlerde edebiyat biraz şey oldu. Yani beklediğimin çok altındaydı. Çok şaşırdım. Yani 20 üzeri bekliyordum. 16 geliyordu, 18 geliyordu. Biraz pişman oldum. Acaba dedim başlamış çalışsaydım da. Yani öyle oldu. Tarih netlerim çok iyi geliyordu o dönemde. Yani TYT genel olarak zaten hani sözelcinin yükseltebileceği maksimum kapasite az çok belli diye düşünüyorum. Yani 50-55 civarı oynuyordu. Değil mi? Hep böyle 50-55 zaten matematik varsa biraz daha böyle 60'lara falan götürüyor ama 50-55 tam orası ideal. Evet. Bir de bazı sözel arkadaşlar şu hata yapıyor gibime geliyor. Bilmiyorum katılır mısın arkadaşlarının falan da gördüğün kadarıyla. TYT gözünde çok büyütüyor ve kafayı takınca oraya böyle takıntı gibi AYT'yi unutuyor. AYT resmen aylar boyunca böyle bekliyor. Ya gel artık, gel artık biz buradayız ve bakıyorsun AYT netine en fazla 40 yapıyor mesela toplam. 80'de 40. Ya AYT'ye yüklensek ya artık. Yani TYT'yi 5 arttırmakla belki 3 ayımız gidiyor, 4 ayımız gidiyor. Ama AYT'ye bir 3 ay, 4 ay versek şöyle belki orası 20 net artacak. Katılıyor musun? Bilmiyorum sende nasıl? Katılıyorum hocam. Zaten hani TYT netlerine bakınca bir de AYT'ye bakınca AYT çok fazla öne atmaya şey yapıyor, yarıyor. Ben zaten hani TYT'yi çok fazla umursamıyordum. Hatta TYT denemesi çözmekten biraz korkuyordum. Yani zaten hani hep bir de aynı netler geldiği için motive de olamıyordum. Sürekli aynı net aynı net insanın deneme çözesi gelmiyordu açıkçası. AYT'ye yüklenmelerini tavsiye ederim açıkçası. Süper. TYT'de ama şu var. Onu da paylaşalım mı? Hani artık bir yere gelip onu korumak da çok güzel başarı. Bu şey gibi mesela yerden bir şey kaldırıyorsun Murat. Hani ağırlık ve hani o güzel bir iddia. Ben bunu kaldırırım diyorsun. Kaldırdın da acaba kaç dakika tutabileceksin? Taşıyabilecek misin bunu aylarca? Sen bunu aylarca taşıyan tarafta olmasın gördüğüm kadarıyla. Ya mesela paragraf çözülüyor ya. Ben paragraf yerine Türkçe denemesi çözüyordum. Türkçe'ye ara verdiğimde netlerimin düştüğünü zaten fark ediyordum dediğiniz gibi. Orayı korumak önemli. Çok güzel. Peki sosyal tarafı zaten iyiydim dedin genel manada ama ikisini de böyle konuşursak oraya nasıl çalıştın? Hepsini YouTube'dan izleyerek yani izleyip not tuttum. Dershaneye gitmedin değil mi? Hayır. Süper. İzleyip not tuttum. Bir de şimdi hani sosyal bilgilerde işte tarih olsun, coğrafya olsun. Bunları böyle ders olarak görüp ezberlediğin zaman daha çabuk unutuluyor. Evet. Bir ara ben tarihe çalışırken sürekli tekrar yapıyordum. Bayağı tekrar yapıyordum. Ama tekrar yaptıktan sonra işte bir ay geçince unuttuğumu fark ediyordum. Hırslanıyordum. Yani sosyalde tekrar önemli. Bir de sonuçta bizim tarihimiz, bizim coğrafyamız. Öğrenmek lazım diyorsun. Yani genel kültür olarak da işimize yarayacak. Hem de yani bu ülkede yaşayıp bilmemiz gerekiyor diye çok düşünüyorum. Çok güzel. Bir de Murat'ın hayali öğretmenlik formada yazmış. Evet. Türkçe öğretmenliği sen çok istiyorsun. Evet, niye? Hocam. Yani Türkçeyi seviyorum. Aslında eskiden yani küçükken yazarlık alanında, edebiyat alanında ilerlemek istiyordum. Ama yani bunun tamam sanat güzel bir şey de biraz da hani maddiyata bakıyor. Öğretmenliği kendime maddi olarak destek sağlaması için. Yani tamamıyla maddi olarak değil de zaten öğretmenliğe yatkındım. Bir yerden para kazanmam gerekiyor ki hani sanatı icra edebileyim. Bunun için de dedim ki zaten bana da yatkın öğretmenlik seçeyim dedim. Ne güzel. Türkçe olarak da dil bilgisini seviyorum. Çözmeyi. Biraz da edebiyatta benzerlik gösterdiği için. Ya o yüzden. Hedef buydu. En başından beri de buydu herhalde değil mi? Ya 9. sınıftan beri böyleydi. Edebiyat Türkçe arasında gidip geliyordum. Sonra da Türkçe de karar kıldım. Ki zaten bağlantısı da hala devam ediyor bundan sonra. Peki şu anda biz 22 tayfa izliyor. Onlar için birçok şey söyledik burada beraber. Hatta sen bizi güzel şey takip etmişsin. Gördüm. Evet. Hatta bizden sosyometreyi falan çözdün galiba. Evet. Memnun kaldım hocam. Çok kaliteli. Süperdi. Yani buraya kadar geldin. Bu günleri böyle hiç hayalin falan var mı? Böyle koltukta oturayım da video çekeyim falan. Yok. İnanmadığın için mi yoksa bizi böyle çok sinirlediğin için mi? Estağfurullah. Ya yani, birkaç adet çıkacağız kardeşim. Boş yani dediğim gibi çok disiplinli bir insan olmadığım için yani en fazla ne kadar yükselebilirim diye düşünüyordum. Yani öğretmenlik gelsin yeter kafasındaydım. Fazlasıyla gelmiş o zaman. Peki o zaman 22 tayfaya böyle içinden geçen son diyebileceğimiz cümleler söylesen ne söylersin? Ya savaşmaktan korkmasınlar. Bir de insanların onlara neyi yapıp yapamayacağını söylemesine de izin vermesinler. Ya bana da işte bu sıralamayı elde edemezsin, şunu yapamazsın, bunu yapamazsın. İşte bu puan gelse yeterli, öp başına koy gibisinden cümleler vardı. Yani kendilerine inansınlar, rahat olsunlar, bir de çok fazla kasmasınlar. Tamam ders önemli bir şey ama yani onu çok kafanda büyüttüğün zaman
zaman hem sınav anında hem de ders çalışırken çok heyecan oluyor. Yani. Kendilerine güvensinler diyorum. Güvensinler, evet. Yola devam etsinler. Ben de Murat'tan kadar şunu görmüş oldum. Yani Eylül'e kadar hakikaten iyi ki de dinlenmişsin. Yani demek sana iyi gelmiş bu. Eylül'den sonra çok sağlam bir yolculuk ki 96 binden ilk binleri konuşuyor. Yani 1600'leri konuşuyoruz. Çok iyi bir sıralama çekişi. Demek ki çalıştığın hakkını çok iyi vermişsin. Bu tabii. Çok net yani. Şimdi bazıları çok fazla zaman çalışıyor. Ya bence hani vakti uzun tutmak yerine çalıştığın vakti en iyi şekilde değerlendirmek daha iyi. Ya ben böyle hani gitme 7 saat, 8 saat o kadar da fazla çalışmadım. Kaç saat çalıştın? Ortalama 4-5 saat diyebilirim. Her gün 4-5 saat mi? Ya her gün değil de mesela bir gün 6 saat oluyor. İşte diğer gün 3 saat oluyor. Bazen şimdi bunu söyleyeyim mi? Tabii söyle. Bir ara NBA ile falan kafayı bozmuştum. Gece 4'te falan kalkıp NBA maçlarını izliyordum. Sabah çalışırım diyordum. Sonra uykum geliyordu. Yatıyordum. Öğlene doğru kalkıyordum. İşte bu sefer de zaman geç olduğu için sevdiğim dersten başlayıp daha sonra zaten gün bitti deyip bırakıyordum. Ötekine dönüyordu evet. Falan. Yani iyi kazanmışsın vallahi seni. Yani öyle. Günde ortalama 3-4 saat dersler. Hani VR MBA ama tabii bu aktiviteler yine olmak tabii zorunda. Yani iyi yani, insana iyi geliyor. Tabii. Zaten çok fazla ders kafa kırılır bir yerden sonra. Eğlenmeye de bakacaksın. Peki Murat. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Senden bir isteğimiz daha var. Tabii o hocam. Da tabii arka tarafa bir imza atmanız. Tamam, çünkü mücadele öykülerine gelen her arkadaşsan dedik ki bu başarıyı imza attıysan bir de bizim duvarımıza imza at. Biz de bir an olarak kalsın istiyoruz. Tamam hocam. Ve burada videomuzun bu kısmını noktalıyoruz. İyi ki de geldin. Teşekkür ederim hocam. Kabul ettiğiniz için. Estağfurullah. Ne demek. Kendinize çok iyi bakın Tayfam. Yeni sözelci öğrencilerimizi ilerleyen zamanları yine bir kez daha ağırlamak üzere. Görüşmek üzere. Güle güle.